Abi ne oluyor ya? Gel. Ya sadece kafe değil Aslı. Gül'ün manavı, mahalledin bir sürü yer daha. Tamam abla tamam, sen telaş yapma. Tabii ya, hallederiz, üzülmeyin. Bir anlatsanıza durumu tam, nedir? Durumlar çok iyi değil Teo. Ya sabah adamın biri gelmiş boşaltın diye. Kasıntının teki ya. Ha bu da kart. Ya tek bu adam da değil. Mahalledeki başka başka yerlere de başka başka adamlar gitmiş. Ben Bilal ismini hiç duymadım. Tanımıyorum. Hem zaten Barış abime kimse zarar veremez ki. O herkesi yener. Tamam. O zaman Bilal'i boş verelim. Biz senin meseleni çözelim he? Hem Barış abine de sürpriz yapmış oluruz. Düşünsene, Barış abin ikimizle gurur duyar. Hadi söyle, ne suç işledin? Korkacak bir şey yok. Hadi söyle. Hadi sal gitsin bebeğim. Hayır. Barış abime söz verdim. Kimseye hiçbir şey söylemeyeceğim. Hakan sen niye Şirin'in yanında değilsin? Ben Hakan'a iş öğretmek için yanıma çağırmıştım ama pek çalışmaya alışık değil herhalde. Biraz yoruldu. Senin daha önemli işlerin var İlayda. Şirin ilgilenir onunla. Hakan yürü. Kanala girdik İlayda Hanım. Biraz daha sıkıştırırsak konuşacak gibi. Bilal'e gerek yok. Kilidin anahtarı bu çocukta. Hakan ben sana demedim mi Şirin'i nasıl tanısın? Onun yanından ayrılmayacaksın diye. Barış abi, benim sana bir şey itiraf etmem gerekiyor. Hay Allah'ım, ne yaptın gene? Ağzından bir şey mi kaçırdın? Hayır, hayır abi. Ben sanırım İlayda Taş'a aşığım. İlayda'ya. Ve sanırım onun da bana ilgisi var. İlayda'nın. Az önce beni içeride çok sıkıştırdı Barış abi. Yürü Hakan, yürü. Bu size gelen adam Veli Güldüren'in has adamıymış. Hani şu büyük inşaatçı reklamlara falan çıkan. Aynen öyle. Tabii bütün mal sahiplerine aracı göndermiş. Çünkü kendi gitse fiyatlar uçacak. Böyle 3 kuruşa kapatıyorlar. Bizim dükkan sahibi niye borç senet imzaladı ki? Yani onun yüzünden bu kafeyi mi kapatacağız şimdi? Yok canım, olur mu öyle şey? Siz bir şey yapmayın, hiçbir şey de imzalamayın. Biz patronla hallederiz bunu, sıkıntı yok. Ne münasebet? Gerek yok diyor. Biz böyle bir şey istemiyoruz, kendimiz hallederiz. Ateş böceği yapma, bak bu önemli bir durum ya. Uzatmayalım Teo. Anladın sen beni. Uzamasın mevzu. Bizim kızımız da artık avukat sayılır Teo oğlum. Sağ olasın, o halleder. Teo Bey, şu bizim kızın mevzunu da konuşabildin mi patronla? Abi şu derdiniz bir çözülsün de beraber konuşuruz patronla, olur mu? Sağ ol. Haydi ben kaçıyorum o zaman. Görüşürüz Teo. Sen nereye? Aslı ile bir şey konuşacaktım abi ben. Yok. Sonra konuşursun, şimdi konuşma sen. Gel otur bakayım sen şöyle, hadi. Aferin. Aslıcan, bak içeride söyleyemedim de bu herifler büyük karta. Yani bir yere göz diktiler mi iş bitti. Eşiniz dostunuz da imzalamış borç senetleri. Gel inat etme, bize bırak şu işi ya. Teo, bunlar iş adamı değil mi ya? Ali Kıran baş kesen mi bunlar? Bir gidip görüşeceğim. Ya dinlemezler seni, canını da sıkarlar. Ya bize bırak, hukuken gereken neyse yapalım işte. İstemiyorum dedim Teo. Hem bundan önce siz mi vardınız hayatımızda? Ben kendim hallederim. Hadi kendine iyi bak. Kandırmışlar anne hepsini. Kimse bile bile imzalamamış ki. Birinin karısı halı alıyorum diye imzalamış boş senedi. Bizim peder halden mal çekerken araya kaynatmışlar falan. Ah babacığım, ah ya sen ne yaptın? Yaktı biz, ne yapacağız şimdi? Ne bileyim ya. Olmadı gider basarız adamın mekanını. Alırız toplarız boş senetleri de.
Ya adamlar da zırt niye verecek sana senetleri ya? Salak salak konuşma ya. Bulacağız. Bir çözüm. Bulacağım. Ben bulacağım abi. Gülümün ekmek tekmesini kimseye yedirmem. Ya bir şey soracağım. Şu boş senet ne oluyor tam olarak? Normal senet işte abla. Sadece para hanesi boş. Adamlar isterse oraya 1 milyon bile yazabiliyor. Nasıl yani? 1 milyon borcun mu oluyor böyle bir şey yaparsan? Tabii aşkım. O baskıyla da zaten 300 bin liralık yeri 30 bine kapatıyor işte herifler. Tüh, kör olasıcılar. Dünya ne hale gelmiş. Aslı, ablacığım gel bir şu bardakları toplayalım. Hadi, hadi. Ver, ver, ver. Ver, ver, ver. Ablacığım sen bir gel. Aslı, ben aldım. Mahalı almadım, çeyizlik aldım. Ah o tencereler. Abla, sen senet mi imzaladın? Böyle boş kağıt vardı, imza attım altına. Sen gerisini doldurma, biz hallederiz dediler. Ben ne dedim biliyor musun? Allah razı olsun dedim Aslı. Abla, kaç tane imzaladın? 6 taksit dediler, 6 tane işte. Ay Aslı ne yapacağım Aslı ya? Ev elden gitti diyorsun yani. Şşş! Abicim! Tamam, tamam sakin ol. Gel, gel. Şöyle gel otur, gel. Ben ne yapacağım? Ablacığım sen sakin ol. Ne olursun sakin ol, tamam mı? Ama gözünü seveyim, bizimkilerin hiçbirine, kimseye hiçbir şey söyleme, tamam mı? Yüreklerine iner vallahi. Ben halledeceğim. Bak söz veriyorum, ben halledeceğim. Manavı da, evi de, ikisini de alacağım, tamam mı? Aslı, lütfen bunu hallet. Aslı, gözünü seveyim. Aslı, lütfen. Bunu başarabilirsin. Hadi ablacığım. Alacağım. Bana güven. Al onları al. Evet. Şimdi de sen çek bakalım bir tane. Bak bu burada zaten. Buna basacağım. Buna basacağım. Buna. Sonra buna. İşte budur ya. Ben bunu yapmak için doğmuşum Şirin ya. Hakan, iyi ki geldin. Yani hayatıma renk geldi vallahi. Vallahi mı? Barış nasıl tembihlediyse ağzını açmıyor çocuk. Bir yolunu bulup konuşturmamız lazım. Aslında bir yol var ama. Neymiş? İleride taş cazibesi. O ne be? Çocuk size kör kütük aşık İlayda Hanım. Yani bir gece şöyle baş başa bir yemek yeseniz, sonra içse her şey ortaya dökülür. Bu Zavoz'la mı çıkacağım? Sonra üstüme yapışıp kalır falan. Siz orasını merak etmeyin. Biz amacımıza doğru ilerleyelim, sonra ben onu sizden uzaklaştırırım. Aslında tipi de fena değil yani. İçelim bakalım o zaman. Aslıların dükkan sahibi, Gül'ün babası daha mahalleden birkaç kişiyi daha kandırıp boş senet imzalatmışlar. Şimdi de onları kullanıp 3.30 paraya her yere alıyorlar işte. Benim tanıdığım Aslı o senetleri almaya çalışır, başını da bir güzel belaya sokar. Vallahi halinden belliydi zaten. Ben diyorum ki ben ondan önce davranayım, yarın gidip alayım şu senetleri, ne dersin? Nasıl olacak o? Al senin olsun mu diyecek adam? Ya patron, orası da benim uzmanlık alanım, aşk olsun yani. İyi madem ben de geleyim seninle. Ofis mofis zaten basıyor bana. Kafam rahatsın. Senin bu İzmir köfte tatlı kızmış. Çok mu nefret ediyor benden? Yok be patron ya, valla. Sadece Aslı'yı niye kendinden uzaklaştırmaya çalıştığını anlamıyor, o kadar yani. Bir açık vermedin değil mi? Yok patron, verir miyim ya? Bunun Aslı'yla bir alakası yok, kendi derdi var dedim. Artık yeni bir derdim var. Hem Aslı'nın okula gitmesini sağlamam, hem de bunu ona umut vermeden yapmam lazım. Ya patron, kız için en iyi olanı yapayım dedin, her şey daha beter oldu.
Bir gönlünden geçtiği gibi davran ya. Akışına bırak bakalım ne olacak. Denedim Teo, denedim. Olmuyor. Bak İstanbul'a bir geldim. Bir tanesi karakola gitmiş, teslim olmaya kalkmış. Bir tanesi evde yataklara düşmüş. Sen desen sahte belge hazırlamaya başlamışsın. Çiçeğin babası senin yanına gelmiş. Bu hayata mı sokacağım Aslı'yı? Bunun oluru var mı? Gül. Bizim bu adamın ofisine girip bütün senetleri görmemiz lazım. Bunun için de Dubai'li zengin bir inşaatçının temsilcileri olacağız. Ama biz Dubai'ce bilmiyoruz ki. Birincisi Dubai ülke değil. İki, orada Arapça konuşuyorlar. Üçüncüsü, biz Türk'üz. Şirketi buradan temsil ediyoruz. Emlakçıyız yani. Gül, ben proje temsilcisiyim, sen de benim asistanımsın. Gerekmedikçe de konuşmayacaksın. Tamam. Bizim şey... Ne yapıyorsunuz kız? Hiç abi, biz Güldüren Holding'i araştırıyorduk. Boş verin şimdi onu. Biz Barbo'yla kahveye gidiyoruz. Milleti topladık, bir konuşacağız. Zaten kimse evini barkını falan da satmak istemiyor yani. Tamam da abi, ne yapacaksınız ki? Senetler elimizde olmadan elimiz kolumuz bağlı. Ne yapalım abicim? Birlikten kuvvet doğar yani. Bakacağız bir çaresine. Sen de bunlarla ilgileneceğine kendi işinle, okulunla falan ilgilen, tamam mı abicim? Ben karakola falan gidecek olursam sana haber edeceğim, tamam mı? Tamam abicim. Gül. Bizim bayağı zengin gibi giyinmemiz lazım. Yani böyle tam iş kadını gibi giyinelim ki yemezler yoksa. Ay Aslı! Ya böyle işler sana çok iyi geliyor. Senin böyle bir enerjin değişti yani. Ay. Bir de diplomanı alsan. Demek böyle istirirsin. Gül. Barış Bey'i sen mi gönderdin bana? Anlattım ben her şeyi. Bilsin ne yaptığını ya. Okula dönmekten vazgeçtiğimi de mi sen söyledin? Ben de kendiliğinden geldi sanmıştım. Ama çok üzüldü adam Aslı. Çok değer veriyor sana. Gördüm ben onu, gözlerinde gördüm. Hem gelmedi mi? Gelmedi mi peşinden? Geldi. Kendini suçlu hissettiği için geldi. Değer verseydi kovar mıydı beni? Hay, onunla alakası yok. Teo söyledi bana. Adamın başka sıkıntıları var. Senin alakası yok yani. Aslı'yla alakası yok dedi. Bak deme. Böyle deme işte. Adam zaten bir öyle bir böyle alt üst etti beni. Benim Barış Bey'i içimden söküp atmam lazım. Yoksa hayatıma devam edemeyeceğim ben Gül. Thank you.
teklifimi böyle iletin lütfen. Projesine ortak olmak istediğimizi de ekleyin lütfen. Tabii, tabii bekliyorum. Ne dedi? Uyuz sekreterini aşamadım ki. Döneceklermiş. Aslı bir şey diyeceğim ya. Kızım ya benim manav olduğumu anlarlarsa bunlar? Kızım nereden anlasınlar senin manav olduğunu? Onlar hayatlarında kaç tane manav görmüşlerdir acaba? Aha arıyorlar. Alo? Selam. Emrah ben. Kadırga projemizle ilgili aramışsınız. Evet. Ama ben Veli Bey'le görüşmek için aramıştım. Tamam. Ben zaten kendisinin adını arıyorum. Kendisi şu an çiftlikte. İstiyorsanız sizi aldıracağız. Hiç gerek yok. Siz bize konum atın, biz gelelim. Tamam, atıyorum. Oldu bu iş. Şş, kızım. Sen ne kadar havalı konuşuyorsun öyle ya. İlayda'dan öğrendim. Kızım, böyle işlerde İlayda olmak çok işe yarıyor. Hadi hadi hadi. Ay, Allah, evet. Hoş geldiniz. Buyurun, sizi bekliyorlar. Rakipleriniz geliyor. Sizi birbirinize bir kırdıralım bakalım ya. Hı? Gelen kesin Aslı. Yok patron, o buraya giremez. Hele bu kadar çabuk hiç giremez. Teo, sen tanımıyorsun Agatha'yı. Hoş geldiniz. Emrah. Gerçekten gözlerim kamaştı. Emrah ben. Sağ olun. Aslı ben de. Aslında bizim projemiz hazır. Ama iyi bir ortaklığa da açığız. Yalnız bu arada rakipleriniz var. Buyurun. Görüyorsun Gülüm. Doğru. Ne oldu? Bir şey mi kaçırdın? Biz hanımefendilerle tanışıyoruz Emre. Evet. Bir nevi düşmanız. Buyurun. Sizi buraya alsak, oraya hanımefendiler otursa? Hepsinin hesabını soracağız, sen merak etme. Sorma ya, bana bir şey sorma. Hı, diyorum. Bu arada Barışlar da Kadırga projemize ortaklık öneriyorlar. Teklifleri de çok iyi. Hiç
hiç şaşırmadım. Kendisi böyle her işi atlamaya bayılır zaten. Siz bir de bizim teklifimizi görün. Tamam. İyi olan kazansın. Kimin kazanacağı belli zaten Emrah'cığım.